İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ederiz. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandılar ve ilk elenme adayı sevgili Halil ve Cansu oldu. Çünkü iki tane Halil, iki tane Cansu, bir Ertuğ, bir de Aziz yazıldı. Açıkçası çok planlanmış bir konseye benzemiyor. Bunu tartışacağız. Kim kimle beraber oldu? Kimlere yazmak istedi? Sonuç ne oldu? Adayları değerlendireceğiz. Murat abicim sizinle başlayalım. Buyursunlar. Sevgili Furkan dede, mavi takım resmen ama resmen çakılmaya başladı, dibi görmeye başladı ve dibi görürken de bu çakılışın bana göre baş aktörü var. Yani hepsinin tabii ki kendine göre kabahatleri Allah var Allah. ama her filmde olduğu gibi bir tane baş aktör vardır ve bu baş aktör olayların baş sorumlusudur. Bu da kim? Kim? Halil. <laughs> mavi takımın. ...bana göre bu raddeye gelmesindeki... ...en büyük sebep Halil'dir. Neden dersen. Şimdi bir kere ben bakıyorum... ...Halil kardeşimin ben hangi takımda olduğunu... ...anlayamıyorum yani. Halil ben, hangi takımda? Ben de anlayamıyorum. Yani Halil mavi takımda mı... ...kırmızı takımda mı? Bir kere baktığım zaman... ...yani ben Halil'in... ...mavi takımda olduğunu hissedemiyorum. İzliyorum, izliyorum, izliyorum. Mavi takımda olduğunu hissedemiyorum. Halil'in aklı sanki karşı takımda. Yani karşı takımdaki... ...insanlarla olan diyalogları... O haşır neşitliği kendi takımındaki arkadaşlarında maalesef maalesef yok. Yani Halil'de takımsal bir durum ben göremiyorum. Sadece aklı mı karşı tarafta yoksa? Kalbi, aklı her şeyi Haricim. yani Halil her şeyiyle karşı takımda. Bir kere bakıyorum ya Halil kardeşim nedir bu samimiyet rakiple ya? Senin bu rakiple olan samimiyetin ben hiçbir müsabakada rakip takımla bu kadar samimi olan bir yarışmacı hayatımda görmedim yani. Sen devamlı onlarla haşirleşiyorsun ve onlar da senin onlarla haşirleşir olduğunu bildikleri için sana bazı sözlerde bulunuyorlar ve bazı laflar atıyorlar. Mesela Yusuf diyor ki, adaya gel, neyirden gel? Oyunu kaybetmişler. Yusuf oradan halile bu lafı edebiliyor. Sen bu lafı nasıl edersin rakipi takıma? Demek ki ondan bir şey görüyorsun ki oyunu kaybetmiş, adrenali son derece bozuk olan bir adama sen böyle dalga geçer gibi bir laf atıyorsan demek ki o adamdan karşılık almayacağını biliyorsun. Yoksa bu lafı atabilir misin? Oyunu kaybetmişsin bir takımın elemanı. Sen oradan, oradan yerden gel muhabbet edelim, dedikodu yapalım filan tarzında. Halil'e Yusuf'un yandan oyun kaybettikten sonraki lafı var. Şimdi Yusuf bu lafı neden ediyor biliyor musun? Bu mavi takımın çöküşünün baş sorumlusu neden Halil diyorum biliyor musun? Halil bugüne kadar sürekli ama sürekli kendi takım arkadaşlarıyla ilgili rakiple dedikodu yaptı sürekli dedikodu yaptı ve bu dedikoduları da rakip takıma bu havayı veriyor. Yani Halil'i onlar kendilerinden zannediyorlar ya. Halil'i rakip olarak görmüyorlar. Böyle bir böyle bir karşılaşma olur mu ya rakip olarak görmediğin adam? Sen Halil'i onlar kendi işlerinden zannediyorlar. Halil de hala onların ben onların bir elemanıyım gözüyle Halil bakıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne davranıyor? Da davranıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Yusuf'un o lafı etmesinin sebebi ne biliyor musun? Gel kenardan, nehirden gel falan diyor Yusuf. Verin arkadaşlar. Bundan önce Yusuf'la Halil'in yarışa çıkarkenki bir dedikodular var. Asaneyi çekiştiriyor rakibe. Yani kendi takım stratejilerini evet karşı takım mensuplarını anlatıyor. Karşı takım mensupları değil, kendi takımı. Ha, doğru kendi takımı. <laughs> Öyle görüyor çünkü. Anladın mı? Ya arkadaş sen oyuna çıkıyorsun. Bundan önce şey içinde yaptı. Aynı takım arkadaşı Cansu içinde masus sakat dedi. Bilerek oynamıyor dedi yine rakibe. Yine rakibe yaptı bunu. Sen dakikada bir rakibe kendi takım arkadaşını dedikodusunu yapıp kendi takım arkadaşınla ilgili konuşursan rakip de seni kendinden zanneder abi. Böyle bir sistem var mı yani? Adam devamlı gidiyor 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 kendi takımını rakibe anlatıyor, rakibe eleştiriyor. Bu yüzden de bu çöküşün başlığı sebebi Halil'dir. Bir de şu aklım almıyor ya. Şimdi iki tane aday çıkardılar ya. Hı hı. Bu Ertuğrul'a Özgür niye Cansu'yu yazdılar? Valla ben de onu düşündüm açıkçası biliyor musun? Niye yazdılar ben anlamadım tamamen. Şimdi olarak. ben sana bir söyleyeyim mi? Özgür. Bir şey geldi aklıma söyleyeceğim birazdan. Tamam söyle. Şimdi Ertuğrul'a Özgür Cansu yazıyorlar. Neden Cansu yazıyorsunuz kardeşim? Neden iki kişi çıkartıyorsunuz? Ha, yazın Halil'i. Halil bugün kaçta kaç yaptı? Üçte sıfır mı yaptı? Hı. Üçte sıfır yapan Halil var. Performansı düşen Halil var. Devamlı rakiplerin iyi diyaloglar içinde olan bir Halil var. Ve siz o Halil'i yazmak yerine rakiplerin cengaverce yani hayatı pahasına mücadele eden bir kadın var. Gidiyorsunuz Özgür Bey ve Ertuğ Bey bu kadını yazıyorlar. Vay anasını ya. Siz bu kadını neden yazdınız? Özgür sen hep devamlı takımsal 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 konuşan Özgür. Ne oldu da sen bir anda can suyu yazdın ve strateji hatası yapıp iki tane aday çıkarıyorsunuz rakibe karşı. Bu ne Periz bu ne lahana Özgür kardeşim. Ertuğ da almış yanına Özgür. Gitmişler o ikisi Cansu beraberler o ikisi beraberler artık sen. Benim. beraber. Ya beraberler. Gitmişler Cansu yazmışlar. Yazın Halil'i kardeşim. Tek başına Halil'i çıkarın. Cansu'nun günahı ne? Kız cengaver gibi savaşan bir kadın var. Sonra son olarak şunu söyleyeyim. Bir de şu var. Bir de Aziz. Bugün kaçta kaç yaptı Aziz? O da sıfır çekti. Dörtte sıfır. Hı hı. Dörtte sıfır yazan, yapan bir Aziz yazılmadı. Bu Aziz için bir devrimdir. Aziz bu gece bir devrim yapmıştır. Aziz'in performansını yine düşük olduğu bir gecede, dörtte sıfır yaptığı bir gecede artık Aziz'i yazmıyorlar. Bu da Aziz için bir devrimdir. <laughs> Aziz bugüne kadar yapmış olduklarının mükafatını yavaş yavaş almıştır. Ve artık yazılmayan bir Aziz olarak biz onu görüyoruz. Helal olsun Aziz'deki bu gelişmede arkadaşlarının gözünde demek ki Aziz artık yazılmayacak bir pozisyona gelmiştir. Bu da Aziz için büyük bir devrimdir. Şimdi bir tez atacağım ortaya. Evet. Özgür'le Ertu, Cansu'yu yazdılar. Aziz'le Asena'da Halil'i yazdılar. Evet. Özgür ve Ertu Asena'dan pek de haz etmedikleri için biz birlikte oy atıyormuş ve birlikte aynı karede yer alıyormuş gibi gözükmemek için bir alternatif olarak Cansu'ya dönebiliriz demişler midir? Sadece onlarla beraber gözükmemek için. Çünkü Özgür bu takım bireysel oldu demesine rağmen tamam bireysel olduğuna inanıyorsan eğer Özgür yine de tercihini Cansu'dan kullanmazsın. Eğer bu takım bireyselle bireyselse katılıyorum size baş sorumlusu bence de Halil. Oyunu Halil'den hadi diyelim ki Halil olmadı diyelim ki Aziz neden Cansu? Yani Cansu'yu hiç an anlam veremiyorum. Yani Cansu oradaki senin en son tercihin olması lazım. Özgür için konuşuyorum. Niye? Çünkü aynı zamanda siz mavi takımda da beraber bu zamana kadar çok ciddi mücadelelere girdiniz. Yani Gerçek takım arkadaşın o senin aslında. Evet yani Özgür'ün Cansu'yu yazması İlginç. benim aklım almadı. Aldım. Neden böyle bir şey yaptı merak içerisindeyim. Buyurun. Çok güzel bir konu. Yani çok da güzel bir konsey. Ee, benim netişte terörlerim var. Şimdi bana en ağır basan teoriden başlıyorum. Yani kafamda en ağır basan teori. Sana katılıyorum. Bir şey gibi gözükmemek adına yapılan bazı davranışlar var bence bu konsey. Hiç konuşulmamış gibi duran bir konsey. Ama ben konseylerin hiç konuşulmadan girildiğine inanmayan bir insan olarak birilerinin e, birileriyle ilgili bilgi sızdırma değil ama bence bu sefer hissettiğim birileriyle ilgili yanlış tahminlerde ve öngörülerde bulunuldu. Ve bence Ertuğrul ve Özgür'ün Cansu yazması çok saçma. Şimdi bir kere oradan başlayayım. Bence onlar Cansu'yu bir taraf gibi gözükmemek adına da... Yani şimdi Ertuğrul ve Halil'in bir yakınlığı var. Halil belki yazamazlardı. Ee, taraf gibi gözükmemek gibi de düşünerek boş oy gibi attılar bence. Neden? Neden Yapma dersen. Neden? Dersen. İki oy boş oy olur mu? şu an, Topu Ama bak, topu altı kişinin olduğu yerde iki oy olması bir boş durum var. Ya. Şimdi Halil'in adının çıkacağını... Bu sadece teori bu arada. Aziz ve Asena'nın kendi arasında konuşabileceği hissediyorum. Yani tamam. konuşup yazdıklarını düşünüyorum Halil'in. Evet. Ve bence takımdaki algıda Halil'in çıkması üzerineydi. Şimdi baktığında ismi çıkan iki kişi var Cansu ve Halil. İkisinin de oyu ismi çıkmayan birilerine gitmiş. Yani Cansu Ertuğ yerine Halil yazsa Halil çıkıyor. Halil Aziz yerine Cansu yazsa Cansu çıkıyor. Belli ki bun, burada bir habersizlik var zaten. Evet. Hiçbiri kendi kendine dünyanın en kanlı bıçaklı düşmanı mı Cansu ile Ertuğ? Hayır. Yani Halil ve Aziz en kanlı bıçaklı mı? Hiç kimse kendini ateşe atmaz. Kanlı bıçaklısını yazmak pahasına bile. Çok örneğini gördük bunun seni yazacağım, seni yazacağım sonsuza kadar seni yazacağım, gidene kadar seni yazacağım diyen isimler kendileri riske girdiğinde hep e, çoğunluğa göre yer değiştirdik ki bu normalde bir davranış. Hele bir de Cansu ile Ertuğrul'un arasında bir kan davası yok. Yani Cansu'nun Halil yazmaması için aslında bir sebep yok. Ama bence ve şöyle de bir e, opsiyon var bak. Şimdi iki kadın var zaten Asena ve Cansu. Çok da iyi anlaşıyorlar. Yani kötü değil araları. Bence Özgür ve Ertuğrul Asena'nın ve Cansu'nun konuştuğuna emindi. Yani onlar birlikte oy kullanacak diye düşünüldü. Ve Cansu'nun da Halil yazacağını düşündüler. Olabilir yani bu bir teorim sadece benim ama en olası bu geliyor. Gerçekten Cansu'nun isminin çıkması çok mantıksız. Özgür ve Ertuğ gibi yarışmanın matematiğini, dinamiğini çözmüş, aklı selim bulduğum iki yarışmacının bunu yapması daha da mantıksız geliyor. Yani boş oydan kastım oydu. Biz Cansu'yu yazalım, e, ber bertaraf oldular. Taraf olmamak adına aslında ama oydu amaç. Ve Cansu'nun bence Asena ve Aziz ile konuşup çünkü gerçekten iyi anlaşan Şimdi Asena kimle Can Cansu kimle konuşuyordur adada? Bana bir bunu söyleyin. Yani herhangi bir derde olduğunda. Bence Asena ile zaten çok bir yakınlığı olan biri yok başka. Ve Ama şunu söyleyeceğim sadece sana. Burada gerçekten boş oy atmak istese Ertuğ ve Özgür. Biri ikisi de birbirini yazar. Özgür Ertuğ yazar, Ertuğ Özgür'ü yazar. Yani e, niye boş oy attık istesinler Yani ama, o yüzden burada Cansu'ya ama... hani biz Cansu yazalım. da <laughs> Zaten 6 kişiden 2 kişi boş oy Cansu'ya atalım. Açıkçası benim aklıma e, yatmıyor Tam boş yani. gibi de demeyeyim. Birbirlerini yazarlarsa o zaman gerçekten boş oy oluyor. O da tepki çeken bir şey soru vardı. Bunu da unutmayalım. Cansu yazdılar ama en azından şunu diyeyim. Boş oy belki de yanlış kelime oldu. Cansu'nun çıkmayacağını düşünerek Cansu yazmış olabilirler. Yani çünkü bence Cansu'nun Halil'i yazmaması bana çok saçma geldi yani e, Ertuğ... Cansu'nun çünkü bence Ertuğ'la bir sıkıntısı var gibi hissediyor o son oyunda hissetmiştik konsantrasyon bozukluğum var dedi yani senin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama konsantrasyon bozukluğu görüyorum sende dedi ve bize Cansu o Ertuğ olan sinirini hissettirmişti son oyunda Yani çarşamba akşamının oyununda hatırlarsan ama ben yine de söylüyorum Cansu'nun Asena ve Aziz ile konuşmamış olma ihtimali çok düşük gibi gözüktü dışarıya da belki de konuştu ama ikna edemedi şimdi bir de şöyle de bir gerçek var herkes birbiriyle konuşabilir ama şimdi ikna olabilecek veya daha e, zor ikna olacak yarışmacı tipleri vardır tamam mı? Cansu'nun zaten çok fazla bir düşmanlığı, etliye sütliye bulaşma durumu yok. Halil'i e yazıyoruz deseler Cansu ikna olabilecek, ikna olmak demeyeyim ama uyum sağlayabilecek bir karakter ve yarışmacı. Bu yakınlığa rağmen neden Halil'i yazmak yerine Ertuğ'u seçti? Bence bunu düşünemediler, bunu atladılar ve böyle bir fiyaskoyla karşılaştık. E, Halil ve Ertuğ, Ay, Halil ve Cansu'nun ismi çıktı. Bir de şuna geleceğim. Murat abi Halil'le ilgili birkaç değerlendirme yaptı. Katılıyorum çoğuna. Şimdi Halil bugün diyor ki mesela çok Survivor'da algı operasyonu muhabbeti var. Birazdan da geleceğiz. Bu sefer gerçekten Halil'in konseyde yaptığı konuşmada biraz Yusuf'a benzettim. Kendi performanslarını inanılmaz başka yerlerde görüp kendilerine inanılmaz başka roller biçip böyle buna işte algı yaratmak deniyor. Böyle kendilerini satıyorlar. Şimdi ben baktığımda Halil'in performansı bakın gerçekten zaten dört erkek var. Üçüncü. Yani Ertuğ'un altı. Ya Aziz'in üstüsün zaten mavi takımda. Hı -hı. Diğer takımla Hı -hı. kıyaslıyorum. Bakın Kürşat'ın falan. Yani birleşme sonrası Kürşat'ın altında. Şimdi bir Kürşat'a bak. Algısına bak Kürşat'ın. Bir Halil İbrahim'e bak. Yani Halil'i biz öyle bir izliyoruz ki takımı sırtlamış gibi. Bugün de konseyde diyor ki ben bugüne kadar performansım yüzünden yazılmadım. Yani şunu demek istedi. Tam cümlesini hatırlamıyorum ama performansımdan dolayı potaya girmedim. Ee, dolayısıyla hani performansım düştüğü içine girmek vesaire vesaire. Halil sen performansın iyi olduğu için potaya girmedin değil. Kırmızı takımda neler gördük? Biz kırmızı takımda Halil kaçıncı sıralardayken hep konuştuk. Yani adı bile geçmedi ama iyi performanslı olduğu için değildi bu. Bu algıya da düşmemeliyiz bence. Bu algı, yani bu algıyı yapmaya, yaratmaya çalıştıysa da en azından ben o yüzden bunu söylemek istiyorum. Halil böyle çok iyi performanslarla yarışıp potaya girmeyen bir isim değil. Halil tam tersi organizasyon. Ben hiçbir zaman örgüt, e, fiskos gibi kelimeler kullanmak istemiyorum. Her zaman söylerim adada lider pozisyonda olabilmek, dediğini yaptırabilmek, iyi ilişkiler kurabilmek. Bunların hepsi ayrı ayrı başarıdır Survivor için. Ama yanlış algılar yapmamalıyız. Eğer oturup doğru konuşmamız gerekirse de Halil'in bugüne kadar potaya girmesinin sebep girmemesinin sebebi iyi performanslı değil. Yapma Halil. Evet.